Şimdi sıradaki sorum son derece önemli. Türk kamuoyunu da bu konuda aydınlatmak istiyorum. Şöyle ki adınızı internet arama motorlarına girdiğimde en çok eşinizle döner yeme konunuz karşıma çıktı. Tabii. Cem Yılmaz da bu konuyu masaya yatırdı. Hatta sizi dönere bakarken işte dönere fotoğraflar uzun baktı diyor, evet. Gündeme geldi. Siz de çok ciddi bir açıklama yaptınız. Dediniz ki döner değil köfte yedim. Evet. Ve son noktayı koydunuz. Fakat bu konuyla ilgili hala muallakta kalan bir durum var. Ben bu masada bunu da netleştirmek istiyorum. Ve burada tarih kayıtlarına bir arşive son noktayı koymanızı ve bu konunun bir daha tartışılmamasını istiyorum. Evet. Bu bağlamda soru gelsin. Köftenin yanında piyaz mı yediniz, çoban salata mı? Sadece köfte yedim inanın. Başka bir şey yemedim. Bu haberi niye yaptılar, neden yaptılar hala aklım almıyor. Çünkü ben zaten orada oturuyorum. Şimdi Nişantaşı civarında böyle kafeler falan filan açılmaya başlayınca orada da basın mensubu arkadaşlarla durup hani bir kişiyi görür müyüz, göremez miyiz diye sürekli dolaşıyorlar. Bazen bana da denk geliyorlar. Bana diyor ki abi sizi burada gördük. Hayırdır diyor. Ya ben seni burada gördüm. Ben 21 yıldır buradayım. 21 yıldır bu mahalledeyim. Hep aynı yere gidiyor. Şimdi fırından ekmek almış çıkan adamı çekmenin ne faydası var? Dönerciymişiz. Dönere uzun uzun bakmışız. Sonra düşündüm, dedim ki ya memlekette insanlar demek ki sürekli kadın cinayetleri, kadın şiddeti hep bunlar konuşulduğu için karısını bıçakladı, karısını dövdü, karısını öldürdü. İşte karısını iş yerinde saldırdı falan olduğu için burada demek ki adamın karısıyla beraber gidip köfte yemesi ya da döner yemesi haber değeri taşıyor ki çocuk onun için paylaşmış diye düşündüm. Gerçekten aklıma başka bir şey gelmedi. Çünkü şimdi ben patronu olsam çağırırım. Dedim ki oğlum böyle bir haber olur mu? Dönercide kavga ettiler tamam. Döneri sevmedi, olay çıkardı. Köfteyi alıp adamın kafasına attı. Tamam bunlar haber ama iki insanın yani otur dönere uzun uzun baktı köfteydi bunlar. Gerçekten inanılmaz yani. Çok teşekkür ederiz.